Merhaba, kazanım 41 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini konuşanların bulunduğu bir toplulukta insanlar %65'i İngilizce, %55'i de Almanca konuşuyor. Ha, bak burada yüzdelikler var değil mi? Ve şundan şunu diyor bana, en az birini konuşanlar, o zaman hiç konuşmayanlar yok. Ha. Bak şimdi, İngilizce, Almanca. Ya da Almanca, İngilizce diyelim hani sırayla şey yapalım. Şöyle Almanca, İngilizce. Şimdi burası A, B, C. Tamam. Dikkat. Şimdi soru nasıl verilmiş? Yüzdelikli verilmiş değil mi? O zaman şöyle diyelim. Tamamın A artı B artı C kaç diyelim? 100x. Tamam. Şimdi bak ne diyor? Yüzde 65'i İngilizce konuşuyormuş. Yani B artı C kaçmış? Yüzü yüzde 65'i. Kolay yoldan hemen yüzler gidiyor. Kaç oldu? 65x. Tamam. E şimdi... Bir de yüzde 55 Almanca konuşuyormuş. Yani A artı B de 55 x yüzün %55'i. Tamam. E şimdi bak A artı B'nin şu A artı B'nin 55 olduğunu, 55 x olduğunu gördün, değil mi? Bak şurası 55 xe O zaman C kaç olmuş olur? 55 ile neyi toplarsan 145 x. Tamam. E şimdi C'nin 45 olduğu, 45 x olduğunu bulduysan, gidip şurada yerine yazarsan. 45x ile e, neyi toplarsan 65, e, 20 o zaman B'den ne oldu? 20x oldu. Tamam, her şeyi bulduk. Diyor ki, her iki dili de konuşabilen, konuşabilen 8 kişi, yani B'nin yani 20x'in 8 olduğunu bana söylüyor. Olduğuna göre grupta kaç kişi vardır? Yani 100x soru işareti. Bak kaç katı? 5 katı değil mi? O zaman soru işareti de 8'in 5 katı olacak. Yani cevap 40 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi. İkinci soru. Her öğrencide tablet veya cep telefonu bulunan bir sınıftaki öğrenciden. %77. Tablet yine e, yüzdelikle ilgili bir soru. Ama ne diyor? Her öğrencide tablet veya cep telefonu bulunan bir sınıftan bahsediyor. O zaman şöyle. Yine tablet ve cep telefonu. Burası A, B, C olsun. Şimdi yine A artı B artı C 100x olsun. Hani yüzdelikten bahsediyor çünkü. Tamam. %70'inin tableti varmış. Şimdi %70'inin tableti varsa o zaman A artı B dediğin 100'ün %70'i. Yüzler 100 sadece şu hemen 70x. O zaman ben C'yi bulurum rahat bir şekilde. Bakın şurası 70x'e değil mi? O zaman C dedi ne olur? 30x. Tamam. %36'sının cep telefonu vardır. E şimdi %36 cep telefonu. Yani B artı C 36x. E C'nin zaten 30x olduğunu bulmuştuk. Şurası 30x. Ne ile toplarsam 36x. E 6x. B 6x. Tamam. Diyor ki sadece tableti olan 32 kişi var. Bakın sadece tablet olan A. Değil mi? Şimdi A'yı da bulmam lazım. Şimdi B dediğin 6x ya. Bakın şuranın 6x olduğunu biliyorsunuz. O zaman geriye ne kalır? 50. Pardon 64. Değil mi? O zaman a da 64x. Şimdi işte bu 64x neymiş? 8'miş. Gördünüz mü? Özür dilerim 32'ymiş pardon. Şöyle 32 yazalım. 8 nereden çıktı be? 32. Tamam. Ee, sadece cep telefonu olan kaç kişi vardır? Sadece cep telefonu olan C'yi. Değil mi C? C 30x. Şimdi bunu bulacağız. Öncelikle her tarafı 64'e bölersen x eşittir. 32 bölü 64. Yani 1 bölü 2 olur. Şimdi bana sorduğu şey C değil miydi? C dediğin 30x. E, x dediğin de sen 1 bölü 2 olarak buldun zaten. O zaman cevap ne olur? 30'un yarısında 15 olmuş olur. Yani cevap Bursa gelir. Evet. Üçüncü soru. Bir sınıftaki öğrencinin %30'u kimyadan %50'si fizikten kalmıştır. Bak yine yüzdelikten bahsediyoruz. E, her iki dersen geçmiştir, kalmıştır falan. Şimdi geçenlerin ve kalanların bulunduğu bir sınıfın tablosu bakın bu şekilde. Burası fizikten kimya ve fizik mi? Evet kimya fizik. Tamam. A, B, C, D. Şimdi o zaman şöyle diyelim. A artı B artı C artı D 100x olsun. Hani yüzdelikten bahsediyor ya. Tamam. Yani yüzde 30'u kimyadan. Yani A artı B. A artı B 30x. Tamam. Yüzde 50'si fizikten ha, kalmıştır. Ha, geçmişte değil kalmıştır diyor. Soru şaşırttı bizi. Dur. Şimdi %32 kimyadan kalmış mı? Bak o zaman C ve D'nin toplamı olur. O zaman C artı D ne olur? 30x olur. Hani yüzün yüzde 30. Tamam. Yüzde 50'si fizikten kalmış. Bak fiziği kapatınca dışındakiler. Yani A artı D. A artı D de neymiş? 50x. Tamam. Yüzde 12, yüzde 10'u her iki dersten kalmış. Yani D dediğin kaç? 10x. Tamam. Şimdi ben D'yi 10x buldum ya. Bakın şurada yerine yazın. A ile toplayınca 50 olacaksa o zaman A dediğin 40x. Tamam. Şu C ile toplayınca 30 bulacaksa o zaman C dediğin ne olur? 20x. Tamam. Bunları da bulduk. Her şey güzel. Şimdi ne diyor? Sınıftaki öğrencilerin yüzde kaç her iki dersten de geçmiştir. bak. A'yı biliyorum. C'yi biliyorum. D'yi biliyorum. Şu en üstte yerine yazalım mı? Topla bir 60-70 oldu değil mi? A, C, toplamı 70. O zaman B'nin 30 olduğunu görebilirsiniz. B eşittir 30x. Şimdi Diyor ki sınıftaki öğrenci yüzde kaç her iki dersten geçmiştir? Yani aslında 30x 100x'in yüzde kaçı? Sizce 30x 100x'in yüzde kaçı? Yüzde 30'u. O zaman cevap CH olmuş olur. Ha bunu matematiksel yazacak olursak 30x 100x'in bakın yüzde soru işareti kaç? E zaten şu yüzleri sadeleştirdiğiniz zaman değil mi? Bunlar şöyle şöyle birbirini götürür. O zaman soru işareti zaten 30'a karşıma çıkar. X'ler de tabii eşitliğinin her iki tarafında olduğu için birbirine götürecek gördüğünüz gibi. Evet, dördüncü sorumuz. Bakalım. Ee, bir sınıftaki öğrencilerin yüzde 40'ı erkek. Erkeklerin yüzde 60'ı gözlüklü. Yüzde 20'si gözlüklü. Gözlük takmayan kızlar, erkekler yine tablo yöntemi. Demek kızlar var, erkekler var. İşte erkeklerin e, gözlüklü olanı, gözlüksüz olanı falan o zaman hemen mükemmel tablon. Gözlüklü. Göz. Lüksüz. Tamam. Erkek. Kız. Tamam. Hadi şöyle bir mükemmel bir çizgiyle. Evet. Şöyle, şöyle, şöyle. Böyle. Tamam. Şimdi sınıf 100x olsun. Tamam. Sınıf 100x. Diyor ki %40 erkek. E, 100'ün %40'ı ne? 100 e tak 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 götür. 40x. Yani erkekler 40x. Bakın şurası 40x. Tamam. E, geri kalan da 60x olur herhalde. Bunlar da kız olur değil mi? Tamam. Şimdi diyor ki erkeklerin %60'ı gözlüklü. Yani 40x'in %60'ı %60'ı sıfırları götürün lütfen. 24x'i neymiş? Gözlüklü. Tamam. E geriye o zaman 16x'i gözlüksüz olur herhalde. Tamam. Şimdi diyor ki sınıftaki kızların ise %20'si gözlüklü. Şimdi kızlar kaçtı? 60x mi? 60x'in %20'si. Bakın sıfırlar yine gitti. 12x'i neymiş? Gözlüklü. Gözlüktü. şurası 12x. O zaman 48 x'ten olur? Gözlük süz olur. Diyor ki Gözlük takmayan kız öğrenci sayısı. Ha gözlüksüz kız öğrenci sayısı. Yani 48x neye eşitmiş? 12'ye. Peki her tarafı 4'e bölerseniz. Özür dilerim 48'e bölerseniz. 12 bölü 48. Bu da ne olur? 1 bölü 4 olmuş olur. X. Tamam. Diyor ki. Olduğuna göre gözlüksüz erkek sayısı. Şimdi gözlüksüz erkek dediğin 16x mi? O zaman 16 Çarpı x dediğinde 1 bölü 4. Ha, o zaman cevap ne olmuş olur? Bursa olmuş olur. Bakalım. Futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan. Bakın. Futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan. Tamam. Şöyle şöyle. Futbol, basketbol. 40 kişilik bir top, topluluk. Burası A, B, C olsun. Tamam. Şimdi o zaman yazalım. A artı B artı C eşittir 40. Tamam. Şimdi şunu bir geçelim hemen. Evet. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı B. Sadece futbol oynayanlardan 7 eksik. Sadece futbol oynayanlardan yani A'dan 7 eksik. Sadece basketbol oynayanlardan 3 fazla. Ha, yani yine B dedi. Sadece basketbol oynayanlardan 3 fazla. Yani C'den güç fazla. Tamam. Şimdi diyor ki bu grupta kaç kişi futbol oynamaktadır? Tamam. Şimdi ben bunları bir toplasam. Ne oldu? 2B eşittir. A artı C eksi 4. Değil mi? Hadi şunu da öbür tarafa atarsam. 2B artı 4 ne oldu? A artı C. Bakın gidelim şu A artı C'yi şurada yerine yazalım. Bak A artı C gördünüz mü? Şimdi o zaman ne oldu? A artı C'ni 2B artı 4 yazarsam e bir de B ortada var. 40 oldu. Yani 3B artı 4 eşittir 40. 4'ü öbür tarafa atalım. 3B eşittir 36. B eşittir 12. Şimdi bana neyi soruyor? Bu grupta kaç kişi futbol oynamaktadır? Yani A ile B'nin toplamını istiyor. Tamam. A artı B eşittir soru işareti. Şimdi B'nin 12 olduğunu zaten gördüm. A'yı bulacağız. Bak hemen şuraya bakar mısın? Gördün mü? Buraya bak. Şimdi B 12 mi? 12. 7'yi de öbür tarafa atarsak 12 7 daha 19. Burada kaç oldu? 19 bu ikisinin toplamı ise 31 yapmış oldu. Yani 31 kişinin oynuyormuş. Futbol oynuyormuş. Tamam. Şimdi 6. sorumuz. 30 öğrencinin bulunduğu bir okulda öğrenciler fizik, kimya ve matematik kurslarından en az birini tercih etmektedir. Tamam. Şimdi diyor ki bu öğrencilerden 8'i kimya, 15 işte sadece fizik kursuna gitmiştir vesaire bu bilgileri veriyor. Diyor ki kimya kursuna giden her öğrenci fizik kursuna da gitmektedir. Ha tamam alt küme gibi duruyor. Matematik ile kimya kursları aynı saatte diyor. Hmm. Aynı saatte olması. Şimdi sonuçta kursa gittiğin zaman değil mi? Aynı saatte olan iki tane kursa ya da iki tane derse gidemez. Tamam. Aklımızda bir dursun o. Şimdi diyor ki, kimya kursuna giden her öğrenci fizik, fizik kursuna da giriyor. Şimdi öncelikle kümeyi şöyle çizelim. Bakın burası matematik. Şöyle çizelim. Fizik. Burası da kimya. Tamam. Bir kere, bir kere. Şurada matematik ile kimya aynı saatte diyor ya. O zaman şurayla şuraya bir şey yazamam ben. Bak aynı anda fizik ve kimyada bulunamayacak. Tamam orası bir dursun. Şimdi ne diyor? 8'i kimyaya gidiyor diyor. Değil mi? O zaman 8'i şurası kimyaya gidecek. Peki ne diyor? 8'i kimya 15'i sadece fizik kursuna gidiyor diyor. Ha, sadece fiziğe gidenler bakın burası 15 oldu. E şimdi topluluk 30 kişi değil mi? Topluluk 30 kişi. Şöyle de x diyelim mi? O zaman x artı 15 artı 8 eşittir 30. E burası 23 yaptı. x artı 23 eşittir 30. O zaman x kaç olur? 7. Şimdi bana ne diyor? Matematik kursuna giden kaç öğrenci vardır? Matematik kursuna giden x kişi yok mu? Heh, o zaman x ile kaç olmuş olur? 7 yani cevabımız Adana olmuş olur.